Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı. Göçe direnen Suriyeliler ülkelerinde kalmak için mücadele veriyor. Türkiye Diyanet Vakfı onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için bir iyilik sıcak bir yuva temasıyla İdlib'de iyilik konutları projesini yürütüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen iyilik evlerinde yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. 10 bin konutun inşaatı ise devam ediyor. İdlib'de 5 bin briket konut tamamlandı. Konut alanlarına okul, cami ve kültür merkezleri inşa ediliyor. Buradan ikinci bir göç furyası olma ihtimali yüksek. O yüzden de burada kalıcı konutlar yapılması gerekiyor. Önce bir 28 metrekareydi, sonra 32 metrekare oldu. Şu anda da 38 metreye kadar çıkarttık. Barınma ihtiyacının yanı sıra eğitim imkanı da sağlanıyor. İdlib, Afrin ve Azez'de vakıf tarafından yaptırılan toplam 17 eğitim kurumunda 15 bin öğrenci eğitim görüyor. İdlib, Afrin, Azez bölgelerinde anaokullarımızı çoğaltıyoruz. Şu an sadece İdlib bölgesinde 3 yetim anaokulumuz ve 300 yetimimiz buralarda eğitim görmekte. Vakıf tarafından savaşta yetim kalan çocuklar için toplamda yaklaşık 1600 kişinin kaldığı 35 yetim kampı kuruldu. Savaştan kaçıp İdlib'e geldik. Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Bizim hizmetlerimizle Allah onları güçlendirsin. Bizi unutmasınlar. Yetim kampından ayrılmak zorunda kalan 13 yaş üstü erkek çocuklarının aileleriyle birlikte yaşayabilmesi için Beytüsselam Köyü kuruldu. Beytüsselam Köyü'nün kurulma amacı yetim ailelerinin sosyal yapılarını güçlendirmek, çocukları topluma kazandırmak. Bu kompleksin içerisinde okulumuz, camimiz, çok amaçlı kültür merkezimiz, spor sahamız, oyun bahçemiz, aynı zamanda evlere elektriğinin, suyunun, bütün hizmetlerinin verilmiş olduğu bir yapı oluşturduk. Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 330 milyon lira değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Suriye'de yapılan çalışmalara destek vermek isteyenler, vakfın internet sitesinden ya da müftülüklere başvurarak bilgi alıp yardımda bulunabilir.